10 yaşında bir çocuk Malatya'daki köyünden kaçıp İstanbul'a geliyor. Ağanın kölesi gibi yaşayacağım ama İstanbul'un kralı olurum diyor. Oluyor mu? Oluyor. Kimliğinin üstünde yer alan o ismi tüm Türkiye'ye duyuruyor. İstanbul'da tekstil bir dönem ondan soruluyor. Tabii bunun adı hayat. Bazen çıkışların ardından inişler de geliyor. Sabri Özel'in çarpıcı hikayesi markaların hikayelerinde bu hafta sizlerle buluşuyor. Ya kimse merak etmesin, Sabri Özel'e hiçbir şey olmaz Allah'ın izniyle. Hiçbir şey olmaz, güçlü bir firmayız biz. En çok tekstilin içinde en çok mal varlığı olan hamdolsun benim. Ben kazandığım paranın tümünü tekstile değil, mala da yatırırım ben. Çünkü o gelecekte o firmanın arkasındaki yetici güçtür. Sıkıntı olduğu zaman bir tane mülk satarsınız, onu giderirsiniz, olur biter. Malatya Pütürge'de Damlı köyünde çiftçi bir babanın 7 çocuğundan ilki olarak doğuyor Sabri Özel. Babası ağanın çiftini sürüyor. Haliyle kaderi ağanın dudaklarının arasında. 10 yaşında ilkokul 3'e giderken bir gün tarlada dönüp diyor ki babasına, "Baba senin burada ne işin var? Yarın öbür gün ağa sana hayır derse işin bitti. Hadi sen bunu kabullendin diyelim. Ben ne olacağım?" diyor. Baba da dönüp diyor ki ona, "Ne olacaksını var mı oğlum? 15-16 yaşına gelince seni evlendireceğiz. Sen de bir ağanın yanında çiftçi olacaksın." Bu senaryo küçük Sabri'nin en korktuğu senaryo aslında. O korku babasına karşı korkusuzca şu cümleyi kurmasını sağlıyor. "Ben senin gibi olmak istemiyorum baba." Fakat babası karşı çıkıyor. 10 yaşındaki bedeni küçük, hayalleri büyük o çocuğa. Düşünmeye başlıyor Sabri ne yapmalı diye ve neticede veriyor kararını. Henüz 10 yaşındayken, ilkokul 3'e giderken, arkadaşları okul müfredatında hayat bilgisi dersini alırken o hayatın bilgisini direkt hayatın içinden almak istiyor. 1,5 lira yevmiye ile kayısı dikip, su arıkları açıp, toplamda 65 lira para biriktirip kimselere haber vermeden Malatya'dan kaçarak taşı toprağı altın olduğu söylenen İstanbul'a geliyor. Tabi İstanbul'a gelmesinin tek sebebi taşın toprağın altın olması değil, bazı akrabalarının burada yaşıyor olması. Amcası gümrükte çalışıyor, dayısı ise Süleymaniye'de kahvede. Aslında İstanbul'a gelmeden önce onlara defalarca yazmış olmasına karşın ikisi de yeğenlerinin İstanbul'a gelmesini istemiyor. Tüm bu engellere rağmen küçük Sabri'yi bu sonu belirsiz yolculuğa çıkartan şey kaybedecek hiçbir şeyi olmadığını düşünmesi. İstanbul'a adımını attığında ise gelme demesine rağmen ilk olarak dayısının yanına gitmeye niyetleniyor. Bir bekçiyle karşılaşıyor. Bekçi diyor ki nereye? Durumu anlatınca Sabri'yi dayısının Süleymaniye'deki kahvesine götürüyor. Dayısı diyor ki yeğenine, "Kimin ne haltını yemeye geldin buraya? Bak herkes işsiz." Diyor ki küçük Sabri, "Dur be dayı, rızkı veren Allah'tır." Dayısının bir odası var, küçük bir yer. 15 gün onun yanında kalıyor Sabri. Sonra amcasının yanına geçiyor. Bir gün amcasıyla berberdeler. Laf lafı açıyor. Berber de diyor ki, "Bu yakında bulaşıkçı arıyorlar." Amcası gözlerini Sabri'ye çeviriyor. Sabri hemen diyor ki, "Yaparım amca." Fakat iş beklediğinden bir hayli zor geliyor ona. Tabağın çanağın biri gidiyor, bir diğeri geliyor. Sabri de diyor ki, "Amca bu iş yapılacak gibi değil." İkinci durağı iplik fabrikası oluyor. Günde 12 saat çalışıp bobin topluyor. Ama çocuk bünyesi bu işi de kaldıramıyor. Süs eşyaları satan bir yere geçiyor. Geçiyor geçmesine fakat bu işin de kusuru dönemlik olması. 6 ay çalışılıyor. Sonra turist sezonu bitiyor. 6 ay işler kapanıyor. Bir dönem matbaada çalışıyor. Bir dönem de çamaşır lastikleri yapan bir firmada. Bir gün iş yerindeki ustaya kaç para aldığını sorunca tokadı patlatıyor usta. Bu soruyu sormasının sebebi gözünün yükseklerde olması. Çalıştığı işlerin ne denli büyüyebileceğini, bu işlerden ne kadar para kazanabileceğini anlamak istiyor aslında. Fakat 6-7 aylık İstanbul macerasının sonunda en son anladığı şu oluyor. Taşı toprağı altın İstanbul'da, bırakın altını, ekmeği bulmak zor. Mecburen köye geri gidecek. Süleymaniye'ye dönüyor. Orada bir Emin amca var. Soruyor Emin amca, "Nereye gidiyorsun?" Diyor ki, "Köye döneceğim." "Dur," diyor, "burada trikocu var, seni oraya götüreyim." Sabri bakıyor ki bu iş parça başı iş. "Tamam," diyor, "bu iş bana göre. Ben bu işi öğrenir, paramı kazanırım." 1960-69 arasında çalışıyor. Kazandığı parayla babasının borçlarını ödüyor. 69'da elinde kalan 2500 lira sermaye ile Mahmutpaşa'da Yeşildirek'te tek makineyle kendisi üretime başlıyor. Küçük Sabri artık genç bir iş adamı. Sabri Bey oluyor, patron oluyor. Tabii patron dediysem kendi işinin patronu anlamında söylüyorum. Yoksa bir anda dev bir organizasyon kurulmuş değil.
Ancak o organizasyonun ilk adımı atıldı denilebilir. 20 Haziran 1969'da bir makineyle başlayan bu yeni yolculuğunda iş yapma konusunda hiç zorlanmıyor. Çünkü önceki işindeki çalışkanlığından dolayı piyasada adı biliniyor. 11 yıl boyunca ta ki 1980'e dek fason çalışıyor. 80'de ise artık o önemli kararı veriyor. Kendi markamla, kendi adımla Sabri Özel olarak ilerleyeceğim. İsim olarak Sabri Özel'i seçtiği için çok eleştiriyle karşılaşıyor. Mahmut Paşa'ya mal verdiğinde esnaf diyor ki böyle marka adı mı olur? Bu isim çok Alaturka. İtalyanca bir isim koymasını öneriyorlar. Hatta Sabri Özel etiketini çıkarıp başka etiket dikmeye kalkışanlar bile oluyor. İsmi eleştirenler için diyor ki Sabri Bey, ben Türk'üm. İsmim Türkçe. Bu ismi George yapamam, Enrico yapamam. Kendi ismimden kompleks duymam. Neden İtalya'nın, İngiliz'in, Fransız'ın adı marka oluyor da bir Türk'ün ismi marka olmuyor? Sabri Özel dünya çapında bir marka olmuyor belki ama isim konusundaki yaklaşımında doğruluk payı olduğunu iç pazardaki başarısıyla ispatlıyor. Tekstilde dünya markası olmanın yolununsa tasarım, finans, rekabet gücü ve çalışanların işe bağlılığından geçtiğini söylüyor. Dışarıdan Türkiye'ye çok fazla kalitesiz ürün girdiğinin, halkın alım gücünün düşük olması sebebiyle bu ürünlere yöneldiğinin, böylece kaliteli üretim yapanların kan kaybettiğinin altını çiziyor. Keza verdiği birçok röportajda Türkiye'deki pazarın sıkıntılarına dair diğer tespitlerinde vurguluyor. Mesela vergilerin yüksek olmasını dile getiriyor. Bu röportajlarda çeşitli konularda önerilerini de söylüyor. Örneğin müşterinin memnuniyeti açısından satışçıların tutumu ve donanımının çok önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Sabri Özel bu konuda diyor ki, Türkiye'de pazarlama alanında tezgahtarlık okulu yok. Üniversitelerde bu alana da odaklanılmalı. Genelde gördüğümüz senaryo şu biliyorsunuz. Mağazalarda satışta çalışanlar, mecburiyetten o işi yapanlar. Halbuki bu iş daha profesyonel bir forma sokulmalı. Bu işe özgü, nitelikli eleman yetiştirilmeli. Kaliteli bir satış deneyimi sunulmalı. Sabri Özel'in bu görüşe sahip olması hiç şaşırtıcı değil. Çünkü Sabri Özel kaliteyi merkeze koymayı hedefleyen bir marka olmayı deniyor. Neredeyse hiç reklam yapmayan bir firma olmasına karşın önemli bir bilinirliğe sahip olmasını ve uzun yıllar ayakta sağlam durmasını sağlayan şey bu oluyor. Müşterileri onu aldığı hizmet ve memnuniyet sonucu tekrar tekrar tercih ediyor. Çevreleriyle konuşurken de marka iyi anılan bir marka olduğu için yeni müşterilerin kazanımının da yolu açılıyor. Dünya markası olmadı dedik. Bununla birlikte ihracat konusunda her daim çok istekli Sabri Özel. Diyor ki, arkadaşlarıma talimat verdim. Dünyayı eviniz gibi bilin. Nerede şans varsa düşünmeden gideriz. İsterse Kuzey Kutbu olsun. 2014'te yeni bir ihracat birimi kuruyor ve bu konuyu odağına almaya başlıyor. O sırada 4 milyon dolar ihracatı var. Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna, Rusya, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Almanya ve Hollanda ihracat yapılan ülkeler arasında. Girilmesi planlanan yeni pazarlarsa İspanya, Fransa, Katar, Suudi Arabistan. 2014'teki mağaza sayısı ise 50. %30 ihracat yapar duruma geliyorlar. 150'si yurt dışında olacak şekilde 400 mağaza hedefi var. 50-60 milyon dolar ihracat ve 500 kişi istihdam hedefliyor. Bu hedefleri 2023 yılı için koyuyor. Tek bir markayla da ilerlemiyor. Segmentler oluşturuyor. Gençlere yönelik Blue Ring, spor giyim için Sabridino adlı markaları var. S-Line ve Entro adlı markalar da yine Sabri Özel'in markaları. Fakat 2016'ya geldiğimizde arzulanmayan gelişmeler karşımıza çıkmaya başlıyor. Ağustos ayında Sabri Özel Örme Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Sabri Özel Tekstil Ticaret ve Sanayi Limited Şirketleri için iflas erteleme istendiği bilgisini Dinçer Gökçen'in haberinde görebiliyoruz. O dönemki mağaza sayısı 60'a çıkmış. Başvuru Bakırköy 7. Asya Ticaret Mahkemesi'ne yapılıyor. Şirketlerin borca batık olduğu bildiriliyor. Mahkeme hacizlere karşı şirketi koruma altına alıyor ve kayyum atanıyor. Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarından da kontrol ettiğimizde 17 Ağustos 2016 tarihinde iflas erteleme talebi olduğunu görüyoruz. 16 Eylül 2016'da ise iflas erteleme talebinin reddi, kaldırılması başlıklı bir bildirim var. Burada davanın dava şartı yokluğu nedeniyle reddine ve kayyumların görevine son verildiğine dair bilgi var. 2018 yılının Ocak ayında yine Dinçer Gökçe Sabri Özel'e ilişkin bir haber yapmış. Sabri Özel'in 3 çekinin karşılıksız çıktığı, alacaklının icra takibi başlattığı bilgisi yazıda verilmiş. Çekin karşılıksız çıkmasından dolayı Sabri Özel'in adli para cezası aldığı, eğer cezanın bir taksidi dahi ödenmezse hapis cezasına çevrileceği bilgisi de yine yazıda var. 300'e yakın şirket çalışanında ücretlerine karşılık şirketten senet aldığı ancak onların senetlerinin ödenmediği bilgisi de haberde geçiyor. Peki son durum nedir?
Sabri Özel battı mı, iflas mı etti? Mersis'ten baktığımızda şirket hala aktif durumda. Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre de durum böyle. Şirketle ilgili Ticaret Sicil Gazetesi'ndeki en güncel kayıt Eylül 2023. Burada Zümrüt Özel'in, yani Sabri Özel'in kızının yönetim kurulu başkanı olduğu bilgisi var. Söylediğim üzere şirket aktif, bununla birlikte hiç kaldı mı bilmiyorum ama en azından benim gördüğüm kadarıyla Sabri Özel'in mağazalarıyla artık karşılaşmıyoruz. Sabri Özel'in internet sitesi de aktif değil. Sabri Özel ismiyle internette satış yapılan az sayıda ürüne rastladım. Ancak bu ürünler gerçekten Sabri Özel ürünleri mi? Burası soru işareti. Üzerlerinde gördüğüm logo da bildiğimiz Sabri Özel logosuna benzemiyor. Markanın durumunu Türk Patent'ten sorguladım. Marka 2017'de kurulmuş olan Erkatex Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi adlı bir şirkete kayıtlı. Bu şirketin kurucusunun ismi Mahmut Er. Yönetim kurulunda görülen isim de Ekrem Tuncer. Yani net olmamakla birlikte ilk bakışta şunu söyleyebilirim. Markanın Sabri Özel'le zannediyorum ki alakası kalmamış. Sabri Özel şirket olarak hala aktif göründüğü için sektörün bizim görmediğimiz arka kısmında yer almaya devam ediyor olabilir. Halkalı'da yer alan fabrikanın durumuna bakacak olursak Google Street View'den 2015 Eylül görünümünü açtığımızda binanın dışında Sabri Özel reklamlarını görüyoruz. Hemen yan tarafta da fabrika satış mağazası var. 2018 Nisan görünümünde binada kiralık ilanını görüyoruz bu kez. En güncel görünüm Temmuz 2022'de. Bu tarihte binanın üzerinde farklı firmaların isimlerini görüyoruz. Haliyle Sabri Özel bu binadan, yani fabrikasından da uzun süre önce ayrılmış görünüyor. Neticede aşina olduğumuz markanın bir süredir hafızalardan silindiği ortada. İşte Sabri Özel'in hikayesi. Eskiden algı olarak ben de çoğunluk gibi düşünürdüm. Yani bizden çıkan bir markanın kurucusunun ismi ve soy ismiyle çıkması bana garip ve mantıksız gelirdi. Fakat bu konudaki düşüncem son yıllarda değişti. Louis Vuitton olunca kimse şaşırmıyor, fakat Sabri Özel olunca kendi ülkesinde herkes şaşırıyor. Halbuki dünya pazarına çıktığınızda insanlar sizin isminize değil, kalitenize bakıyor. Yani biz yine konunun yanlış noktasına odaklanmayı tercih ediyoruz. Sabri Bey'in de özetlediği gibi bu durum bence bizim ülke olarak kendi kendimize edindiğimiz bir kompleks sadece. Hatta gelecekte trendin direkt olarak kurucuların isimlerine evrilmesiyle dahi karşılaşabiliriz. Çünkü bugün artık dünya genelinde şirketlerin kurucuları arka planda kalmak yerine ön plana çıkmaya çalışıyor. Kimisi bunu tüketiciye güven aşılamak için yapıyor, kimisi ise sahip olduğu şeyden, yani paradan daha fazlasını, yani şöhreti istiyor. O nedenle gelecekte isimleri daha çok görmemiz muhtemel diyorum. Bu arada Sabri Özel'in reklamsız ilerleyen bir marka olduğunu belirtmiştim. Eğer reklama büyük bütçeler ayırsaydı, bugün hala mağazalarını görür müydük? Bu üzerine derinlemesine düşünülebilecek bir soru. Gelelim bir diğer noktaya. Sabri Özel neden zor duruma düştü? Ana sebebi bilmiyorum. Fakat bence hikayenin en net gerçeği şu. Türkiye'de hepimizin gözlemlediği, gözlemlemenin ötesinde deneyimlediği gibi alım gücü düşmeye devam ediyor. Bu durum mecburi bir şekilde tüketiciyi düşük maliyetli ve genellikle kalitesiz ürüne yönlendiriyor. Orta direk dediğimiz kitle kaybolunca, bu kitlenin tüketim eğilimi kalitesiz tercihe evrilince, orta direği yakalayabilecek kaliteli markalarda tutunamamaya başlıyor. Sonra mecburiyetten alınan o ucuz ürünler kısa bir periyotta giyilemez hale geliyor. Sonra yenileri alınıyor ve günümüzde bu döngü hızlı moda diye pazarlanıyor. Yani mevcut durum nereden tutsanız elde kalıyor. İşte bu sebeple gelirin adaletli dağılımı, bir ülkede orta direk denilen grubun varlığı sanılandan çok daha değerli. Çünkü sağlıklı piyasa koşulları buna tabi ve iyi şirketler ancak böyle piyasalarda filizlenebiliyor. Tahminim o ki Sabri Özel'in iyi giden hikayesini sekteye uğratan gerekçelerden birisi bu. Keza video içerisinde belirttiğim gibi yıllar önceki röportajında da Sabri Bey bu noktanın riskinden bahsetmiş. Son söz şu, her şeye karşın Sabri Özel'in hikayesi bize bir şeyi çok iyi ispatlıyor. Girişimcilik bir tutku meselesi. Yaşınızdan ve koşullarınızdan öte bir şey. Önemli olan içinizde taşıdığınız arzu. O arzu sizin adınızı herkese duyurmaya yeter.